Doktor Ömer Coşkun'la İyi Yaşam programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk Süheyl Hanım. Sizlerle burada yani bir marinada deniz kenarında buluşmak ne kadar güzel. Bugün bazı ana başlıklarımız var. Nelerden bahsedeceğiz? İzleyicilerimizle bunu paylaşalım. Gündemde malum Minik Efe'nin ölümü var. Hepimizi üzen, Türkiye'yi üzen lösemi hastası Minik Efe'nin ölümü. Tabii acı bir gerçeği hatırlatıyor bu. Vatan Gazetesi'nin haberine göre 24 Temmuz 2013. Efe gibi diyor, Efe gibi şu anda ilik bekleyen Türkiye'de 418'i çocuk, 633 kişi var. Demek ki önemli bir konu bu. Uzmanlar diyor ki ilik bankasına maliyeti bir vericinin 200 TL. Düşünün yani. Maddi cephesiyle 200 TL'ye bir hayat kurtarılacak sayın izleyiciler. Hazırda 36 bin gönüllü var. Bunların artması gerekiyor. Aynı şekilde organ bağışının artması gerekiyor. Bunlar hep hayatlar demek. İyi Yaşam programı tabii herkesin iyi yaşamasını istiyor. Lösemi hastalarının da iyi yaşamasını istiyor. Bütün bunları programımızda bulabileceksiniz. Malum Ramazan ayındayız. Allah'ın razı oldukları var. Posta gazetesinde Ramazan sohbetleri başlığı altında manevi kirlerden temizlenen, sabreden, adaleti yayan Allah'ın razı oldukları içinde haber yapılmış. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Kerim Bulad'ı anlatıyor. Yine İyi Yaşam programımızda bulabileceksiniz. Cildimiz diyor ki kendinizi iyi hissedin. Cildiniz ışıldasın. Neler yapılabilir cilt konusunda? Bu konuda da programımızda yer alacak şeyler var. Ama ben konuğumuz mu diyeyim? Medyamızın başındaki kişi mi diyeyim? Mustafa Evgin'e sormak istiyorum. Yaylalar. Şimdi bu mevsimde yani Zühalciğim yaylayı düşünmeden iyi yaşam olur mu? Olur mu Mustafa abi? Olmaz. Çünkü Akdeniz bölgesi Adanalı olarak sıcak bir iklime sahip. Bu bölgede Tekir, Bürücek yaylaları vardır. Buranın normal nüfusu 10 bindir. Yazın 130 bine kadar çıkar. Burada insanlar sıcaktan serin havaya giderler. Doğanın temiz havasını alırlar. Ve ormanlıktır. Çam ağaçları vardır. İyi yaşamla ilgili iyi yaşamış olurlar. Benim çocukluğum, gençliğim orada geçti Mustafa abi. Ah Mustafa abi. Şimdi Bürücek Tekir'e göre rakım olarak biraz daha yüksektir. Oranın havası biraz daha soğuktur. Ve güzel bir yayladır. Türkiye'de yaşayan insanlar Tekir'i, Bürücek'i çok iyi tanırlar. Demek ki sayın izleyicilerimiz iyi yaşam adına yaylalar çok önemli bir noktaya sahip. Biz Adanalı olduğumuz için Sayın ANC Grup Medya Başkanı Mustafa Evgin'le birlikte, o da Adanalı, ben de Adanalıyım. Doğma büyüme Adanalıyız. Hani öyle bir yerden bir yere göç etmiş de değiliz yani. Doğum yeri efendim Adana ili Sinan Paşa derler. Yavuzlar derler. Yüreğir derler. Hani Adana iki ilçeyi eskiden ayırırlardı. Şimdi gerçi dört ilçe oldu da. Adanalı yaz geldi mi? Haziran, Temmuz, Ağustos kaçar. Evet, Haziran'ın 15'inde sonra gider. Kimse kalmaz Adana'da. Çünkü öyle sıcak vardır ki yumurtayı koyan kaldırımın üstüne pişer. Hocam geçen gün yumurta pişiyor ama asfalt da eriyor yazın Adana'da. O da bir yani. Şimdi geçen gün turneyi konuşuyoruz Fahri Bey'le. Hani Adana'ya turneye gittik malum. Evet, tam evet. Yaz sıcaydı. Hocam diyor benim burnum hayatta kanamaz diyor yani. Bak. Ama diyor o turne günü sizin diyor gelen insanlarla hastalarla ilgilendiğiniz yerden 100 metre ileriye gitmem gerekti. Bir şey almam gerekti. Geri döndüğümde bir baktım burnum kanıyordu diyor. Ne diyorsun Zuhal?
Hocam benim de burnum kanadı desem inanır mısınız? Yeni duyuyorum. Evet, benim de burnum kanadı. Herhalde o anda o sıcağa dayanamadık diye düşünüyorum. Aynı kanama bende de oldu. Çok fazla dışarıda dolaşılmıyor Adana'da. İnsanın adeta beynini pişiriyor gibi. Aman sayın izleyiciler, sıcak havalara dikkat. Bakın, iyi yaşam adına kendinizi korumalısınız. Nasıl kışın soğukta paltoyla, çeşitli aparatlarla, giysilerle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Yazında güneşin dik geldiği anlarda, özellikle havanın çok sıcak olduğu anlarda kendinizi koruyun. Şimdi diyeceksiniz ki, Ömer Coşkun, sen niye güneşte duruyorsun? Hava farklı. Şu anda ben günlük D vitamini ihtiyacımı alıyorum. D vitamini nerede üretiliyor Sayın Zühal Çılak? Güneşte D vitamini var. Onun için siz de her gün bir 20 dakika, yarım saat kadar güneş ışığında duruyorsunuz. Ama güneşin dik geldiği saatlerde değil tabii ki. Daha böyle sizi rahatsız etmeyecek, çok fazla güneş olmadan, ama vücudunuzun o güneş ihtiyacını alıyorsunuz. İşte iyi yaşam adına güneş ışığı şart. Özellikle yazın depolarınızı doldurun. Çünkü D vitamini depolanan bir vitamindir. Kemikler D vitaminini alır, kalsiyumu biriktirir, kemik yapısı ve yoğunluğu için D vitamini şarttır. Özellikle 20 yaşına kadar ve özellikle kız çocukları depoları doldurursa, yani kemik deposunu doldurursa, ileride kemik erimesinden korunur, bütün hayatı boyunca rahat eder. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi yazın biz güneş ışığını alıyoruz, depoluyoruz az önce dediğiniz gibi. O depoyu tamamen doldurduğumuzda kışın yetiyor mu artık o bize? Yani kışın arayacak mıyız o güneşi? Vücutta depolanmayan tek vitamin C vitamini. Günlük almak zorundasınız. Ama örneğin D vitamini depolanıyor. Hatta şöyle diyeyim. Sizin yazın şöyle 20 dakika, yarım saat cildinizden, bakın cildinizden, elbiseden falan değil. Şu anda kolum güneşte. Kolum jeneratör gibi alıyor D vitaminini. D vitamini de gidiyor bağırsaklardan, kalsiyum emilimini arttırıyor vesaire. Böylece ben depoluyorum. Yani dediğiniz şu, ben bir cam kenarından, balkonda değil de camın kenarında dursam, cam da kapalı, öyle güneş ışığını alamıyor mu vücut? Alsa bile, güneş ışığı değse bile derine, D vitamini alamıyor. Absorbe ediyor çünkü. Cam da ultraviyole B ışınları dediğimiz 320 ile işte 400 küsur arasındaki onu alamıyor. Absorbe oluyor. Yani cam emiyor. Senin vücudunun alması gerekeni cam alıyor. Böylece yapılması gereken şu. İster bebek, hani yeni doğmuş, böyle sarıp sarmalıyor insanlar. Yazın bile çocuk güneş görmüyor filan. Ne oluyor? Bağışıklık sistemi zayıf. Pof pof öksüren, en ufak mikropta. Yani iyi yaşam diye bir şey yok. Hocam iyi yaşam adına bizler yaz ayını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman güneşi çok çok iyi kullanmamız gerekiyor. D vitaminini vücudumuza depolamamız gerekiyor, hasta olmamamız için. Şimdi Mustafa abi bu konularda daha tecrübeli. Şimdi hocam o konuda bölgemizde, Türkiye'mizde güneş girmeyen eve doktor girer diye bir atasözümüz var. Bak, güneş girmeyen eve doktor girer. Niye? Bak, verem hastalığını araştır, tüberkülozu. Hep böyle işte güneşsiz, nemli, rutubetli yani. Onun için genelde güney, yani güneşin doğduğu yerden güneş gören ev tercih edilir. Bak, ev mi alacaksın? Zuhal'cığım bilmiyorum, ev alacak para biriktirebiliyor mu da şu ortamda? En azından ev kiralayacaksın. Evet. Güney cephesi açık olacak. Hem yakıttan tasarruf, hem hastalıktan kurtulmayan güneş enerjisi şeyi alacaksın ve rahat edeceksin. Evet sayın izleyicilerimiz, programımız size biraz önce bahsettiğimiz konu başlıklarıyla devam ediyor. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Allah'ın razı oldukları diye bir makale yazmış. Bir haber yazmış. Namazını doğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'ın razı oldukları. Özellikle Ramazan ayında değil mi insanlar zekatı hani veriyorlar?
Evet hocam, Ramazan ayında zekatını veriyorlar. Ramazan ayında bir de şöyle bir şey var. Ramazan ayında yapılan hayırlar diğer 11 ayda yapılan hayırların en üstü, en üst makamı oluyor hocam. Allah-u Teala bu aya bir hususiyet vermiş. Hatta bu ayın içinde öyle bir gece var ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnâhu fî leyletil kadr. Kadir gecesi var bu ayda. Evet hocam. Bu ay bin geceden, bin aydan bin içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Daha hayırlı, evet hocam. Şimdi bin ayı hesap edecek olursan Mustafa abi, 80 küsur yılı aşıyor. Aşıyor, evet. Yani bir insanın yaşayacağı ömür, ömrü boyunca ibadet etse, içinde Kadir gecesi bulunmayan gecelerde ibadet etse, işte bu ay, bu ayın da artık son 10 gününe yaklaştık, girmek üzereyiz. Kadir gecesi çok önemli. Kadir gecesi. Cenab-ı Allah Kadir gecesinde yapılan duaları, hayırları kabul ediyor zaten hocam. Büyük. Buyuruyor ki melekler inerler. Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnâhu fî leyletil kadr ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Bin aydan Leyletül Kadir, Kadir gecesi daha hayırlıdır buyuruyor ayette. Evet hocam. İşte Allah'ın razı olduklarının içine girmek istiyoruz. Önümüzde Kadir gecesi var. Allah Kadir gecesini yıla gizlemiş. Yılın içinde Ramazan ayına gizlemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Kadir gecesi geldiğinde şu duayı çok eden buyurmuş. Allah'ım sen bağışlamayı seversin, beni bağışla. O yüzden şu geceler hürmetine Allah'ın razı oldukları arasına girelim inşallahu teala. Tabii ki o geceye temiz girmek lazım. Zekat borcumuz varsa bir an önce verip, özellikle şu ayın bereketinden biraz önce söylediniz Mustafa Bey, kat kat değerli. Hani normal günde verilen zekat elbette insanın borcunu ödüyor, sevap da kazanıyor. Ama o zekatı Ramazan ayının içinde verdiğin zaman, değil mi Mustafa Bey? Daha faydalı, daha çok sevap alıyor. Biz de sayın seyirciler şimdiden Kadir gecelerini, bayramlarını şu anda kutlayalım hocam. Ne dersiniz? İnşallah. Zaten İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi büyükler yılın her gününü Kadir gecesi bilirlermiş. Yani denir ki İmam-ı Azam için yatsının abdestiyle sabah namazı kılardı yani. Bu şu demek, bütün geceyi ibadetle geçiriyor demek yani. Müthiş bir hadise, müthiş bir hadise. Tabii ki günümüz koşullarında belki bunu yapmak imkansız. Hepimiz iş güç sahibiyiz, çalışıyoruz. Bir takım sorumluluklarımız var. Benim bir doktor olarak hastalarıma olan sorumluluklarım var. Sizlerin medya grubunun başındaki bir insan olarak, değil mi, yüzlerce? O zaman hocam iyi yaşama dair bir mail adresi verelim, bir Twitter adresi verelim. Lütfen. Sizin aracılığınızla. Verelim, verelim. Şimdi sayın izleyicilerimiz, dereomercoskunet@gmail.com bizim her gün okuduğumuz, elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştığımız bir mail adresi. Tabii samimi söylüyorum, tüm maillere benim bakmam imkansız. Ama sağ olsun Zühal Çılak, yani sağ kolum diyebilirim bu konuda. Allah kendisinden razı olsun. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Allah şeytana uydurmasın. Niye bunu söylüyorum? Ne insanlar oldu, geldiler, davana inandık Ömer Hoca dediler. Senle birlikteyiz Ömer Hoca dediler. Seçime kadar değil, pazara değil mezara kadar dediler. Tabii ve şeytana uydular hocam. Ve şeytana uydular. Çok doğru. İyi yaşama dair bir insan inandığı işte devam etmeli. Güzellikler için böyle
her zaman radarlar açık olmalı güzellik için yani. Güzel ortam, güzel manzara, güzel koku, güzel yemek, güzel besin, güzel bitki açık olmalı diyoruz. Biz fazla uzattık sayın izleyiciler. Biraz sonra yeni bir başlıkla cildinizle ilgili birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, Doktor Ömer Coşkun'la İyi Yaşam programı su gibi akıp geçti gitti. Tabii ki programımız bu kadarla sınırlı değil. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın sayın izleyicilerimiz. Ama merak etmeyin, her gün gündemden yeni başlıklar, sağlık haberleri, programımızda ilahiler, programımızda dini sohbetler, programımızda başka konuklar göreceksiniz. Bayramdan hemen sonra, Ramazan bayramından hemen sonra Allah nasip ederse Adana'da müthiş görüntülerle, biraz önce Sayın Mustafa Evgin'in bahsettiği o Tekir Yaylası'ndan, Bürücek Yaylası'ndan, yaylalardan müthiş görüntülerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin.